Dünya ve Gündem kanalından hepinize merhabalar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında 200 Filistinli'yi gözaltına aldığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Vadi Halva Enformasyon Merkezi avukatı Fires El-Cebrini Filistin basınına yaptığı açıklamada, gece çıkan olayların ardından şu ana kadar Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 200 Filistinli'nin İsrail polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Cebrini, gözaltına alınan 200 Filistinli'nin işgal altındaki Kudüs'te bulunan İsaviye ve Anato beldeleri arasındaki Motsadat Adomim askeri üssüne nakledeceğini kaydetti. Öte yandan sabah namazı için Aksa'nın kapıları açılırken İsrail polisi çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi bazı gruplara ses bombası ile müdahale etti. Hamas ve İslami Cihat Hareketi, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin doğacak gerginliği yansımalardan dolayı uyarıda bulundu. Hamas ve İslami Cihat yayınladıkları iki ayrı açıklamada İsrail'i uyardı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Henniye açıklamasında Mescid-i Aksa'da yaşananlar benzeri görülmemiş bir suçtur ve sonuçları vardır ifadesini kullandı. Filistinli Arap ve Müslüman herkesin buradaki sorumluluğu yüklenmesi gerekiyor diyen Henniye, Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistin halkının Aksa'ya yönelmesi ve burayı koruması çağrısı yaptı. İslami Cihat Hareketi de gelecek günlerde İsrail ile kaçınılmaz bir karşılaşma konusunda uyarıda bulundu. İslami Cihat Genel Sekreteri Ziyad En-Nehale açıklamasında Aksa'da bunların mukaddesata karşı ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı. Nehale tüm unsurlarıyla Filistin halkından gelecek günlerde kaçınılmaz karşılaşma için hazır olması gerektiğini bildirdi. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya kauçuk kaplı mermi, ses bombalarıyla düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail yönüne roket atıldı. İsrail ordu sözcülerinden yapılan açıklamada abluka altındaki Gazze şeridi çevresindeki Derot kentine saldırı sinirlerini çaldığı bildirdi. Gazze şeridinden Derot kenti yönüne 5 roket atıldığı, bunların 4'ünün hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı. Bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi. İsrail basını bir roketin Derot kentinin sanayi bölgesine düştüğünü ve hasara yol açtığını duyurdu. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.